İyi akşamlar Esra Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ben bu arada yorumları kapatacağım. İsterseniz siz bir sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtmaya başlayın. Ondan sonra da ayarladığımız formatta devam edelim. Tabii ki. Öncelikle bana bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Ben diyetisyen Esra Boylu, İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020 mezunlarındayım. Yani çok yeni bir diyetisyenim aslında. Çok güzel. Şu an Aydın İncelova'da kendi ofisimde beslenme danışmanlığı yapmaktayım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu aralar herkesin diyetisyene ihtiyacı var, bildiğiniz gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. O konuda da destek vereceğiniz için ben şimdiden teşekkür ediyorum size. O zaman başlayalım isterseniz. Hedefinizi belirlerken neleri baz aldınız? Özellikle de bu diyetisyenlik popüler mesleklerden bir tanesi biliyorsunuz ve sınav gerçeğinden sonra aslında asıl zorlu olan kısım tercih bölümü. Ve bu hedefi belirlerken öğrencilerin tabii ki belli şeyleri kıstas alması gerekiyor ki doğru mesleğe yönlenebilsinler. Sizden ricam, hedefinizi belirlerken neleri baz aldınız? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Ve diyetisyenlik bölümünü okumak isteyen öğrenciler için neler tavsiye edebilirsiniz? Öncelikle hedefimi belirlerken tabii herkes gibi ileride mutlu olabilir miyim, bu mesleği yapabilir miyim, acaba başarılı olabilir miyim diye çok düşündüm. Ama bu üniversitede okuduğum zaman bile bu tereddütleri yaşıyoruz. Çünkü yarın ne olacağı gerçekten belli değil. Yani hedefimi belirlerken de her zaman zaten çalışıyordum. Her zaman bir mesleğim olsun istiyordum. Beslenme ve diyetetik karar verdiğim zaman evet bana göre çünkü sağlık alanında bana daha yatkın olduğunu düşündüm. Daha doğru olduğunu düşündüm bana. Şöyle diyetisyenlik mesleği okumak isteyen öğrenciler için öncelikle biyolojiyi, kimya derslerini sevmeleri gerekiyor. Çünkü biz insan sağlığıyla uğraşıyoruz. İnsanı sevmesi gerekiyor. İnsanlarla iletişimi, işte empati ve iletişim yeteneklerinin olması gerekiyor. Onun dışında bizim zamanımızda YGS 2 ve MF3'ten alınıyordu beslenme ve diyetetik. Tabii ki şu an hangi şeyden alındığını vesaire bilemiyorum. Sayısaldan alıyor yine. Sayısal Evet. bölümden hazırlanıyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi yine üniversitede okuduğumuzda bile bunun tereddüdünü yaşıyorduk. Acaba mesleğimde iş bulabilecek miyim? Hani nasıl ilerleyeceğim, ne yapacağım, nerede çalışacağım gibi tereddütlerimiz, illaki kaygılarımız oluyor. O zaman da yaşadım, ettim ama tabii bizim zamanımızda sizin bu şekilde sunduğunuz gibi meslek tanıtımları yoktu. Sosyal medya bu şekilde aktif değildi. Çok fazla da bir bilgimiz yoktu açıkçası. Bu şekilde diyetisyenliğe karar verdim. Zaten son anda karar verdim. Aslında çok daha farklı bir bölüm istiyordum. Dediğim gibi böyle diyetisyenlik. İstediğiniz bölüm neydi? Ben mimarlık istiyordum. Ama diyetisyen oldum. Ama iyi ki de olmuşum diyorum. Doğru mesleği bulduğunuza inanıyorsanız sıkıntı yok zaten. Peki diyetisyenlik bölümünden mezun olan arkadaşların özellikle kamuda ve özel sektörde çalışma durumları nedir? Siz işin içinde olduğunuz için daha vakıfsınız ve özel kendinize ait bir yer açmanın avantajları nedir? Bu konuda da aydınlatırsanız bu mesleği düşünenler için kafalarında bir şeyler şekillenebilir. Tabii diyetisyenler hastanelerde de çalışabiliyor. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri gibi. Ama devlet hastanelerinde maalesef alımlar çok az ve puanlar gerçekten çok yüksek. İmkanları doğrultusunda kendi ofislerini açabilirler. Bu şekilde şey yapabilirim. Zaten çalışma alanları gayet geniş. Beslenmenin olduğu her yerde iş bulabileceklerini düşünüyorum. Şeyi çok merak ediyorum. Ofisinize gelen nasıl geliyor? Hep böyle son anda mı geliyor? Yoksa kilo kontrolü için özellikle gelen var mı? Nasıl, bu konuda da aydınlatabilir misiniz bizlere?
Yani bazen ofiste böyle yoldan geçen bile girip çıkıyor, yani girebiliyor, hani merak ediyor ve konuştuğumuz zaman böyle işin içine girdiği zaman o an bile başlayanlar oldu açıkçası. Kilo alımı, kilo verimi, işte gebelerde beslenme, anne çocukta beslenme, hastalıklarda beslenme, bu şekilde beslenme programları oluşturuyoruz, kişiye özel, yaşam tarzına vesaire. O şekilde yol izliyoruz. Şu anda gayet iyi gidiyoruz danışanlarımızla da. Süper, harika o zaman. Sınav öğrencilerimize beslenme konusunda neler önerirsiniz? Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde hem uyku düzeni bozuldu, hem insanların beslenmeye karşı bakış açıları değişti. Stres ve baskı arttıkça biraz daha yemek yemeye yönelebilenler var. Bu konuda özellikle akademik başarıyı etkiliyordur kesinlikle beslenme, ama bir uzman olarak sizden de dinleyebilir miyiz? Tabii. Beslenme konusunda ana öğünlerden ziyade ara öğünlerin tüketiminde dikkat etmelerini öneririm öğrencilere, çalışan öğrenci arkadaşlarımıza. Yani ara öğünlerde böyle daha ağır besinler değil de ceviz, badem, işte omega 3'ten zengin besinler tüketmeleri, işte fındık gibi, muz gibi, hani meyvelerden kullanmalarını önerebilirim. Dediğim gibi böyle hamur işi, poğaçadır, börektir, açmadır, bunlarla değil de kahvaltılarını daha protein ağırlıklı beslenmelerini, işte kahvaltılarında yumurtadır, peynirdir, zeytindir, klasik kahvaltı yapmalarını, öğle yemeği ve akşam yemeğinde de bu şekilde devam etmeleri daha doğru açıkçası. Yani Akdeniz tipi beslenme, azar azar ve sık sık yeme olarak olabilir. Devam Evet, çok güzel edilebilir. söylediniz. Kültürümüz olarak hamur işine biraz daha yatkınız sanırım. O yüzden de hamur işi, atıştırmalık, cipsler, çikolatalar, tatlılar biraz yoğunlaştı bu süreçte ne yazık ki. Onların da hem sağlığa hem de kiloya etkisi kuşkusuz ki oldukça yıpratıcı. Beslenmenin psikoloji ve başarı üzerindeki önemi nedir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Beslenmenin psikoloji ve başarı üzerinde etkisi bence doğru orantılı bir şekilde. Çünkü dengesiz beslenme insanın çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini düşürüyor. Sağlıklı insan her zaman üretken insandır. Sağlığın temeli de yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bu sefer sağlıklı beslendiğin zaman daha zinde kalıyorsun ve zihinsel performansın artıyor. Derslere olan ilgin daha da artıyor. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Peki sıvı tüketimi için neler söyleyebilirsiniz Esra Hanım? Hani şöyle bir şehir efsanesi vardır ya, herkesin istisnasız günlük en az 2,5-3 litre su tüketmesi gerekiyor diye. Bunun yaşla ve kiloyla da bir alakası var mıdır? Ne dersiniz? Sıvı tüketimi herkesin kilo başına 30-35 mililitre içmesi gerekiyor. Sıvıdan kastım çay ve kahve değil, çay ve kahve diüretik. Yani bunu bir kenara koyup günde ihtiyacınız olan sıvıyı almanız gerekiyor. Çay derken yeşil çay da giriyor mu bunun içine? Yeşil çay, evet, yeşil çaydan ziyade su tüketimi çok daha önemli. Bu su tüketimini de gün içerisine yaymak her zaman önemli. Gün aşırı, yani bir güne yaymak daha önemli. Böyle bir oturuşta da 1 litre suyu ya da 3-4 bardak su değil de 24 saatini dengeli bir şekilde içse çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Yeşil çay da gayet serotonin hormonunu rahatlatıcı, öğrencilere de iyi gelebilecek bitki çayları arasında. Yeşil çaydan ziyade farklı çaylar da olabilir. Ki siyah çay biliyorsunuz kansızlığa da sebep olabiliyor. Yeşil çay tüketimini daha çok önerebilirim arkadaşlara. Peki yeşil çayı günde en az ne kadar tüketmek gerekiyor? Yani herhangi kronik bir rahatsızlığı yoksa günde 2 kupa, 3 kupa içebilir. Kahve tüketimi de aynı şekilde. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebiliyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi geldik asıl soruya aslında. Pandemi sürecinde sağlıksız kilo alımlarını önlemek için neler tavsiye edersiniz?
Pandemiyle beraber fark ettik ki beslenmenin ne kadar önemli olduğunu ve beslenmenin hayatımızda her zaman var olduğunu fark ettik. Zaten doğduğumuzdan itibaren beslenme her zaman bizimle. Yani beslenmede pandemi sürecinde de her zaman olduğu gibi yeşil yapraklı sebze ve meyvelerin tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. İşte yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak gibi, kereviz gibi, işte somon, balık, bunların tüketimi bu zamanlarda çok önemli. Brokoli, ayva. Ayva şu an mesela kış mevsimi ve kalorisi oldukça düşük ve top tutuyor bizlere. Kilo alımlarını önlemek için de dediğim gibi yine Akdeniz usulü beslenme, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve bir aralarda böyle ara öğünler yapılabilir. Su tüketimi de burada çok önemli. Dediğim gibi yine ara öğünlerde ceviz, fındık, badem, meyvelerde de muz tüketimi potasyum bakımından da çok yüksek. Tokluk, Ceviz, size fındık, veriyor. bademin tüketimi de kişinin kilosuna ve yaşına göre değişkenlik gösterebiliyor mu? Yoksa hani şu kadar olsun diyebiliyor musunuz? Tabii ki fazlası her zaman her besinin fazlası toksik etki yaratabiliyor. Yani kuru yemiş herkesin günlük bir avuç yeme hakkı vardır. Rahat bir şekilde tüketebilir ara öğünlerde. Bu şekilde cevaplayabilirim. Dediğim gibi Teşekkür yine ederim. pandemi sürecinde kahvaltılarını atlamamalarını öneriyorum. Ve çok fazla ağır beslenmemeleri de çok önemli. Çünkü bu sefer çok fazla ağır beslendiği zaman öğrenciler de şu an izliyordur. Çok yüksek kalorili, işte çok yüksek şekerli ya da yağ çok yüksek olan besinleri tüketildiği zaman bu sefer insanda bir ağırlaşma, bir çökme meydana gelecektir. Ve bu kişinin başarısını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Uyku bastırması gibi sanırım, değil mi? Ağır beslenildiği Evet. zaman bir anda uyku basıyor ne yazık ki. O yüzden de özellikle akşam çalışmayı daha çok seven öğrencilerin akşam menüsünü biraz daha hafif tutmasında fayda var anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Dediğim gibi yine sağlıklı beslenmek her zaman insanlara artı koyar. Yani dengesiz beslenme insanın çalışma prensibini de bozar. Yani düşünme gücünü de incittiğini düşünüyorum. Olumsuz yönde etkiliyor. Evet, Evet. haklısınız. Daha iyi hissedebilmek için öğrencilere önerebileceğiniz, daha enerjik hissedebilmek için öğrencilere önerebileceğiniz belli bir beslenme rutini var mıdır? Evde kaldıkları süre boyunca. Özellikle de sınav grupları için. Yani dediğim gibi yine paketli ürünlerden kesinlikle uzak durmalarını öneririm. Paketli ürünler yerine işte kefir gibi, yoğurt gibi, meyve gibi ara öğünler tüketmelerini öneririm. Her zaman hafif beslenmek, bu sefer çok ağır beslendiğimiz zaman dediğim gibi bu ağırlık çöktüğü zaman ders çalışma isteği de azalacaktır ve bu süreklilik haline gelecektir mutlaka diye düşünüyorum. Bağışıklığımızı güçlendirmek için de dediğim gibi badem, ceviz, fındık, somon, işte brokoli, balıktır. Bu tarz şu an mevsiminden ki yeşil yapraklı sebzelerin tüketimini önerebilirim. Paket Erken dizide kalkmanın etkisi var mı peki? Ya da hani evde oldukları için geç kalkmak, erken kalkmak bunların etkisi var mı? yani erken kalkıldığı zaman bu sefer metabolizma hızımız artıyor. Bu yüzden erken kalkmak her zaman avantaj diye düşünüyorum. Geç kalkındığı zaman bu sefer hareketsizlik azalacaktır. Hareketsizlik azaldığı zaman da kilo artımı olacaktır. Kilo artımı da bu sefer strese bağlı psikolojik mende bizi etkileyeceğini düşünüyorum. Ders çalışma vesaire de olumsuz etkileyebilir. O zaman evde de olsak, hani belli bir rutinimiz de olsa kesinlikle erken kalkmayı bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Doğru anladıysam, değil mi? Evet, zaten geç uyuduğumuz zaman da melatonin hormonu salgılanmadığı zaman kişiler mutluluk hormonu denen işte serotonin de bu sefer salgılanamaz ve geç uyunduğu zaman, geç kalkındığı zaman insanın dengesi bozulabiliyor.
Güneş ışığında ders çalışmak daha olumlu sonuç verecektir diye düşünüyorum. Daha avantajlıdır diyorsunuz. Peki son olarak sınava hazırlanan öğrencilerimize ve velilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Dediğim gibi yine kan şekerini çok fazla yükseltecek ya da çok fazla düşürecek besinleri tüketmemelerini öneriyorum. Bunlar paketli ürünler gibi, tuzlu ürünler gibi. Bu sefer ve sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Su tüketimine az olursa ödem oluşacaktır. Boş kaldığı zamanlar biraz evde egzersiz de yapabilirler. İşte tabletten ya da bilgisayardan, YouTube'dan açtıkları zaman. YouTube'da şu an her harekete göre egzersizler var. Her kişiye göre egzersizler var. Onları izleyip 20'şer 30'ar dakika hareket etmelerini öneririm. Hem zihinsel açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii bu egzersizlere ek olarak açık havada mümkün mertebe en az yarım saat yürüyüşleri de ekleyebiliriz, değil mi? Çünkü dışarıdaki oksijenle evin içindeki oksijen aynı olmayacaktır. Oksijen kalitesi aynı olmayacaktır en azından. Evet, şu an pandemi sürecinde de herkes evlere kapandı. Artık böyle bazen çok da çıkmak bile istemiyor biliyoruz. Bu ders aralarında da bu şekilde hareketler etmeleri ki su almaya giderken bile yürümekte fayda var, adım atmakta fayda var. Su içmeyi de lütfen ihmal etmesinler diyorum. Böyle çok acıktığı zaman da hemen böyle kan şekerini çok hızlı artıracak besinlerde tercih etmesinler. Yaptıkları en büyük hata, hatta belki hepimizin yaptığı en büyük hata, hani böyle çok acıkınca dur bir kan şekerimi düzenleyeyim deyip bir çikolata paketli gıda atmak kesinlikle oldukça zararlı. Buradan da tekrar tekrar duyurusunu yapıyoruz. Aç karnı mümkün mertebe paketli gıda, hatta hiç tüketmemek daha faydalı aslında yapılabilirse eğer. Peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Eğer sizin için de uygunsa velilerimizden ve öğrencilerimizden soru alalım. Tabii. Evet, ben de bu arada yorumları açıyorum. Evet, sorusu olan var mıdır Esra Hanım'a? Beslenme ile ilgili aklınıza takılan, merak ettiğiniz, kilo artışı, kilo verme. Evet, var mıdır sorusu olan? Biz diyetisyenler de her zaman dediğim gibi Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Hiçbir zaman tek tip beslenmesinler, hiçbir zaman bir besinle zayıflamaya ya da o şekilde beslenmeye devam etmesinler lütfen. Her zaman azar azar yiyin, sık sık yiyin, su tüketimine özen gösterin, fiziksel aktivitenizi arttırın. Uyku da çok önemli. Stres, uykusuz kaldığımız zaman bu sefer stres de olabiliyor. Stresten de uzak durmaya çalışın. Yani bu kadar söyleyebilirim. Şu an bir soru geldi Esra Hanım. Gece acıkınca ne yapmalıyız diye bir soru geldi. Evet. Gece acıktığım zaman yani gece acıktığı zaman ondan önceki öğünlerde ne şekilde beslendiği de çok önemli. Bunu da bir besin kaydını alırsa çok daha doğru olur. Çünkü bu sefer yeterli beslenemediğimiz zaman, o besinleri yeterli alamadığımız zaman tabii ki gece acıkma olacaktır. Gece acıktığı zaman da bir yoğurt, bir salatayla geçiştirebilir ya da yeşil bir salata yapıp tüketebilir. Hiçbir zaman böyle ekmek arası böyle bol kalorisi yüksek besinlere yönelmemesinde fayda vardır. Ve bunu süreklilik haline getirecektir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet, gece beslenmesine insan bir kere alıştı mı devamı geliyor ne yazık ki. Peki şöyle bir söylenti var. Direkt sizin uzman olarak sizin ağzınızdan duymak daha sağlıklı olur. Akşam 6'dan sonra sağlık açısından bir şey tüketilmemesi gerektiği söylenir. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Akşam 6'dan sonra
Şu an geceler uzun, akşam 6'dan sonra bir ara öğün yapılabilir. Kişinin hastalığına, yaşına, cinsiyetine göre bu söylem değişebilir açıkçası. Çünkü dediğim gibi havalar erken kararıyor ve gece boyunca evdeyiz. Mutlaka bir ara öğün yapmakta fayda var diye düşünüyorum. En azından şöyle 10 gibi değil de 8.30-9 gibi son ara öğünlerini yapabilirler. Bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Peki, Tabii teşekkür o ederiz. Yatış saatine göre de değişebiliyor. Her zaman da önerdiğimiz yatmadan bir 4-5 saat önce ana öğünlerini, 2.5-3 saat önce de ara öğünlerin tüketimini bırakmalarını öneririz. Yani yatmadan önce en az 2,5-3 saat olması gerekiyor değil mi arada, yemek yemeyle uyku arasında? Evet, o şekilde söyleyebilirim. Akşam yemeklerinde de dediğim gibi ağır beslenmemeleri her zaman bir avantaj, özellikle et tüketiminde. Akşam 8'de 9'da bir et yemeği yediğiniz zaman midede çok sindirimi çok daha zor olacaktır. Akşam yemeklerini daha hafif beslenmelerini öneririm özellikle öğrencilerimiz için. Etten kastınız tavuk, balık gibi mi, yoksa kırmızı etten mi bahsediyoruz? Tavuk ve balıkta sıkıntı yok ama kırmızı et tüketimi biraz sıkıntılı diyebilirim. Çünkü sindirimi zor bir besin. Ama tavuk, balık o şekilde tüketebilir. Onlarda bir sıkıntı yok. Peki, en çok yapılan yanlışlardan bir diğeri de sanırım bütün gün boyunca aç kalıp akşam bir anda yemek yemeye başlamak. Özellikle kontrolsüz bir şekilde kilo vermeye çalışanlarda çok fazla gözlemleniyor. Buradan ne önerirsiniz bu tarz beslenmeyi alışkanlık haline getirenler için? Bu tarz beslenme alışkanlık hale geldiği zaman insan ister istemez kilo alacak. Ve bu kilo alımı sonrasında birçok hastalığa da sebep olabilir. Şimdi değilse bile ileride çok riskli hastalıklar meydana çıkaracaktır. Yani kendinizi çok uzun süre aç bırakmayın. Her zaman Akdeniz usulü beslenin. Ana öğünlerinizi atlamayın. Ara öğünlerinizi ihtiyaç dahilinde alın. Çünkü şekeriniz düştüğü zaman hemen böyle çok daha fazla yeme isteği olacaktır. Ara öğünlerin tüketiminde bu uzun süre açlığı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Evet, başka sorusu olan var mı Esra Hanım'a? Merak ettiğiniz, değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, sorusu olan var mıdır? Bu pandemi sürecinde de bağışıklık sistemimize dikkat edelim. Yeşil yapraklı sebzelerden, meyvelerden tüketmeyi de ihmal etmeyelim lütfen. Kendimize iyi bakalım. Sorusu olan yok galiba. Evet, bekliyorum. Sorusu olan var mı? Evet, sanırım soru gelmeyecek başka. Hemen hemen hepsini sorduk. Peki Esra Hanım, son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Gerçi beslenme söz konusu olunca hani bir programın yetmesi çok olası değil. Bir sürü şey var aslında. Sizin eklemek istedikleriniz nelerdir? Dediğim gibi her zaman yeterli ve dengeli beslenmek sağlığın temelini oluşturuyor. Siz de sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Bu canlar bize emanet. Biz bu canlara ne kadar iyi bakarsak hayatımız o kadar güzel ilerler. Daha üretken oluruz, daha çalışkan oluruz, daha başarılı oluruz. Hayatımıza daha pozitif ilerleriz. Stressiz yaşamamak için de daha sağlıklı besinlere yönelelim. Kendimize az da olsa fiziksel aktivite olarak aktiviteler belirleyelim. Arada performansımızı artıralım. Adım yürüyüş olarak tam yapamıyorsak bile evde güzel egzersizlerimiz var. O şekilde devam etsinler. Peki, çok teşekkür ederiz. Son olarak benim bir sorum var. İstanbul'da okumuştunuz. İstanbul'da okumayı düşünen öğrencilerimiz için söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Tavsiyeleriniz var mıdır? Evet, ben İstanbul'da okudum. Büyük şehirde okumak bence bir avantajdı benim için. Çünkü çok fazla seminerlere katılıyorduk, çok fazla insanlarla iletişim halinde oluyorduk ve çok şey öğreniyorduk. Yani zaten aklımda İstanbul yoktu, bir anda oldu. İyi ki de oldu.
Yani kendini geliştirme açısından büyük şehir İstanbul'u yazmalarını önerebilirim. Oldukça avantajlı kesinlikle büyük şehirde okumak, hele ki deniz kenarıysa tartışılmaz. Peki ben vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için velilerim, öğrencilerim, Ege Fen Eğitim Kurumları gıyabında size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yine daha sonradan sorusu olan velilerimiz ya da öğrencilerimiz olursa size yönlendirmesini yaparız, tamam mı? Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Rica Hayırlı ederim. Görüşmek akşamlar diliyorum. dileğiyle. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.